Bana bak. Hadi be. Gel bak. Çıkmasan şaşardım zaten gudubet karı. Sen onlardansın değil mi? Ha? Nasılsın Şükran teyze? İyi değilim. Bir de iyi mi olacaktım? Sizin haltınızın üstüne. Şükran teyze biliyorsun. Tövbe ettirdiniz bana, tövbe. Gel bakayım içeri, gel gel gel. Çattık ulan şimdi. Hay Allah. Sil bakayım ayaklarını. Sil. Otur şuraya. Eviniz güzelmiş Şükran teyze. Size vermeden önce sizin oturduğunuz ev de güzeldi. Ama içine ettiniz tabii. Mutfak isten pastan görünmüyor. Şohben, dolap hepsini mahvettiniz. Üstelik 3 kuruş kirayı da 3 haydır vermiyorsunuz. O arkadaşların olacak serserilere söyle. Hemen evimi yarın boşalt. Yarın mı? Evet yarın. Ne yani? Neyinizi bekleyeceğim sizin? Ama Şükran teyze kiranı ödeyeceğiz. Üstelik sınav zamanı. Ne yaparız biz sonra? Ne yaparsanız yapın. Ne haliniz varsa görün. Yarın dedim. Yarın. Ama... Aması maması yok. Hadi. Peki konuşurum çocuklarla. Ben bu yaşıma kadar kimseye tırtıklı bir kuruş bile yedirmedim. Tamam mı? 3 tane sümüklü mü dolandıracaksınız beni? Tamam teyze boşaltacağız dedik. Yedirmedim kimseye. Hanım da var, apartmanın da var. Tamam be teyze. Hanın da senin olsun, hamamın da. Boşaltacağız evini. Tabii benim olacak. Hem teyze mezze deyip durma bana. Senin anan kim ki bana kardeş olsun? Ne? Ne dedin sen? Hiç. Çık hadi. Evini başına çal tamam mı acuze? Ah. Ama sakın anama babama laf etme. Ah. Yoksa çok fena olur ona göre. Çık. Ne yapacaksın? Sus. Aman Allah'ım. Ne yaptım ben? Ben bu yaşıma kadar kimseye tırtıklı bir kuruş bile yedirmedim. Tamam mı? Yedirmedin ha? İyi alt ettin cadı. Uzun bir koridorda yürüyorsunuz ve attığınız her adımda karşınıza kilitli bir kapı çıkıyor. Yaşamak belki böyle bir şey. Bu kapılardan kimini sevgiyle açacaksınız, kimini sabırla,
kimini bitmez tükenmez bir çabayla. Ama bu kapıları kıramazsınız. Bu kapıları silahla hiç açamazsınız. Böyle yaparsanız yaşanan tam bir yıkım olacaktır. Hey! Kalksana ya! Saat kaç? 11'e geliyor. Ulan akşam 8:30'da biz geldik, uyuyordun. Öğlen oldu, hala uyuyorsun be. Seninki kış uykusundan kalktı. Kahvaltı hazır beyler. Bugün haftalık yemek sıramın son günü. Yarın ben de aynı kalitede hizmet isterim, ona göre. Hadi kalk kalk, başlıyoruz biz kahvaltıya. Hadi oğlum kalk ya. Ne var? Nereye gidiyorsun sen? Derse, neden? Hanşık ya bu. Kira paran var galiba ha oğlum. Bize ev sahibi görmesin diye bacadan giriyoruz. Sen direkt mayına basıyorsun ya. Gel şu tarafa. Gelsene. Hadi abi sallanma. Bak. Abi yeni bir kopya tekniği buldum. Bakın şimdi. Kenan nerede? Size de günaydın Burcu Hanımcığım. Vay canına ne Kenan'mış be. Ha işte geldi bak, boğaca canavarı. Ne oldu? Burcu Hanım sizi merak etmiş de, Kenan Beyciğim. Hayırdır Burcu? Hiç, yok bir şey. Ne be, çatlatma adamı. Berbat bir rüya gördüm çocuklar. Hayırdır inşallah. Onun etkisiyle galiba... Kenan seninle ilgiliydi. Ne gördün? Hiç canım. Unuttum bile. Thank you.
Oh. Abi muhabbete bak be. Kuş sütü eksik bir tek. Ne oldu lan buna? Hangi tadı kurdurdu da bu böyle masa filan donatıyor? İyidir Metin, bakma sen. Bulsa çocuk her zaman donatacak, ne yapsın? Beni bozmaz abi. Ben yumuluyorum. Açın polis! Geçin. Geçin şöyle. Geç. Geçin, oturun hadi. Hayırdır komiserim, ne oldu? Ne, öğrenci olayı falan mı? Biz cinayet masasındanız. Cinayet mi? Evet. Ne? Ne peki, ne olmuş? Ev sahibiniz, Şükran Yılmaz. Bir süre önce öldürülmüş. Ne? Evet, tahminen 6-7 gün önce. Koku olmuş, komşular ihbar etmiş. İyi ama bizimle ne ilgisi var? İlk soruşturmada bir görgü tanı Şükran Yılmaz'ın evinden çıkan birinin bu eve girdiğini görmüş. Ama... Merkeze gidiyoruz. Orada hem ifade vereceksiniz hem de teşhis yapılacak. Hadi bakalım. Acele et. Sen de. Korkunç bir şey. Bir anda Allah'ın başımıza gelen şeylere inanamıyorum. Kenan yapmış olabilir mi böyle bir şeyi? Ne? Olabilir. Yani hayır tabii ki. Kenan yapmamıştır. Yapmaz Kenan. Allah hepimize yardım etsin. Zavallı Kenan. Görgü tanığı teşhis etti. Tabii bir de... Bir de ne? Ölen kadına kira borcumuz vardı. Kenan da... Yani nasıl söylesem... içimizde en çok o para sıkıntısı çekiyordu. Böyle bir kanaat oluştu demek ki. Olamaz. Kenan yapmaz bunu. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Ama artık her halükarda mahkemeyi beklemek zorundayız. Avukattı. Hem soygun hem cinayet dedi. Kenan idamla yargılanacakmış. Thank you.
Ne o Burcu, hayırdır? Niye gitmiyorsun ona? Ne? Kime? Kenan'a tabii ki. Tutuklandığından beri hiç görmedin onu. Ne biçim arkadaşsın sen Metin? Şey, tabii gidecektim de... Kerem her hafta orada. Ben her gün Kenan için dua ediyorum. Ama sen yoksun ortada. Utanmalısın Metin. Burcu. Soruyorum beni. Her defasında. Hem de her defasında soruyorum. Ve ben artık bir şey uydurmayacağım. Hadi sınavı kaçıracağız. Sen git, ben gelmiyorum. Ama sınav? Git dedim, ben hallederim. Sen bilirsin. Öde eyvallah. Thank you.
Metin! Nereye böyle? Artık bitti. Ne bitti? Ne diyorsun sen? Size Kenan'ı göndereceğim. Aman Allah'ım. Metin, ne oluyor böyle? Söylesene. Aman Allah'ım, biliyordum, bunu biliyordum. Ne Metin, ne söyle? Allah aşkına söyle ya. Kenan gelecek. Bitecek işte. Çünkü... Çünkü? Çünkü o kadını ben öldürdüm. Bütün lekeleri yıkayabilirsiniz. Bütün günahlarınızı kapatabilir, bütün kusurlarınızı örtebilirsiniz. Ama yeryüzüne döktüğünüz insan kanını gizleyemezsiniz. Bunu yapmaya çalışsanız dahi kollarınıza vurulacak zincirden kurtulamazsınız. Bu zincir sizin kendi vicdanınızdır. Kalp gözünüz açık olsun.